Çok tartışma konusu. Sonra hızla ekonomiye geçeceğim. Bu anayasa değişikliği meselesi. Hüdapar lideri çıktı dedi ki işte biliyorsunuz tekrar etmeyeyim. İzleyicilerimiz de yakından takip ediyor. İki haftadır konuşup tartışıyoruz. Anayasa bir ahmağa söyler gibi üstelik de ekrana bakarak bir ahmağa söyler gibi söylüyorum dedi anayasanın dördüncü maddesiyle ilgili. Tabii o ahmaktan kastı iktidar ortakları da olabilir. Çünkü onlar da biliyorsunuz bugün yaptıkları açıklamalarda bizim böyle gündemimiz yok dediler. Kimi kastettiğini bilmiyoruz. Evet. Kendi ortaklarını mı kastetti yoksa Türkiye'de seküler kesimleri mi kastetti? Ama bir ahmak ifadesi kullandı. Ve hani büyük bir cüretle bunu söyledi. Açıkça anayasayı, anayasanın değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ve bir anayasa değişikliği tartışması başladı. Önce MHP'den sonra da AKP'den biz şaşırmadık ben bunu yazdım da yok öyle bir gündemimiz denildi ama anayasa tartışması toplumun gündemine düştü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın ben mesela Hüdapar'ın genel başkanın yapmış olduğu bu açıklamayla ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Neden yapmadım? İhtiyaç hissetmedim çünkü önemsemedim. Hüdapar genel başkanının yapmış olduğu bu açıklamaya tepki gösteren bazı siyasetçilerin de aynı açıklamayı yüzlerce kez yapan HDP deme tepki vermediklerini ve onların bunu açıklamasının da işte demokratik yaşamın bir parçası fikir hürriyeti diye okuduklarını ve söylediklerini Tuncay Bey ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Evet. Ama biz çıkış noktası olarak Zafer Partisi şunu koydu. Anayasanın ilk dört maddesi kurşun kalemle, dolma kalemle, bilgisayarla yazılmamıştır. Türk süngüsüyle ve Türk kanıyla yazılmıştır. Aynen. İstiklal Harbi'nde yazılmıştır. Ya. Buyurun değiştirelim. Evet. Bu Türk milletinin elinden devletini almak demektir. Evet. Türk milletinin elinden devletini almaya kalktıklarında ne olduysa yine o olur. Bu açıklamayı Hüdapar lideri... Devletimizi yıktırmayız. Devletimizi yıktırmayız. Ama aynen aynı öneme sahip. İlk dört madde kadar önemli 66. madde vardır. Sadece ilk dört maddeden ibaret değil. Anayasanın girişi olan üst önemdir. İlk dört maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ama 66. maddede Türk milletini tanımlar. Ve 66. maddenin de değiştirilmesi ilk dört madde gibi söz konusu değil. Şimdi bu Hizbullah uzantısı partinin Hizbullah'a terörist diyemeyen partinin tarih içindeki, siyaset içindeki konumu PKK-DEM ilişkisi gibi bir ilişkidir. Nasıl DEM'e parti demiyorsak biz, partimsi yapı diyorsak, Hüdapar'a da partimsi yapı diyoruz. Ve Türk milletine düşman olduğunu biliyoruz. Bakın, Türk milletine ve Türk devletine düşman bunlar. Ve bu devleti yıkmak, bu anayasayı ortadan kaldırmak istiyorlar. İkisi arasındaki tek fark şu, PKK-DEM de bir Kürdistan kurulsun istiyor, Hüdapar'da Türkiye bölünsün bir Kürdistan kurulsun istiyor. Hüdapar kurulacak Kürdistan'ın şeriatla yönetilmesini istiyor, PKK ise yönetilecek devletin dini olmasın, zaten PKK büyük ölçüde ateist bir yapı, ve din dışı bir uygulama olsun istiyor. Şimdi bizim perspektifimizden aralarında hiçbir fark yok. İkisi de Türkiye düşmanı, Türk milletine düşman yapılar. Ve onlara da öyle muamele etmek lazım. Yan yana gelmemek lazım. El sıkışmamak lazım. Onları normalleştirmemek lazım. Ta ki Türkiye'nin birliğini kabul edene kadar, ta ki terörizme terörizm diyene kadar.
ve aralarına terörle mesafe koyana kadar. Sayın Özdar. Daha önce. Şunu da son olarak sorayım, hemen diğer gündeme geçeceğim. Hüdapar liderinin böyle bir açıklamayı ortaklarına sormadan yapma ihtimali var mı? Doğrusu bilmiyorum Tuncay Bey. Bu olabilir, olmayabilir. Çok şey yapmadım, ilgilenmedim ama iktidarın yani AKP'nin 2010 veya 2011'de meclise ilk 4 maddenin değiştirilmesi için teklif verdiğini, resmi teklif verdiğini siz de hatırlıyorsunuz. Aynen öyle, tabii. Tabii söylediler yani. Bu, yani Hüdapar'ın tabii, yani söylediğini bırakın, kendileri söyledi. Tabii. Kendileri teklifi verdiler. Tabii. Ama o yüzden danışıklı bugün, dövüş gibi duruyor. Yani ben öyle okudum. Bugün 85 yaşındaki kadınların, 85 yaşındaki kadınlar sokakta karınlarını doyurmak için kağıt mendil sattığı, 65 yaşındaki annelerin evdeki sakat kızlarını beslemek için sokakta temizlik yaptıkları bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün milyonlarca insanın, 30 milyona yakın insanın ancak sosyal yardımla karnını doyurduğu ama çoğu zaman da aç kaldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Bugün 10 milyon 400 bin insanın işsiz olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün sokakları güvensiz, uyuşturucu maddenin her gün yayıldığı, sanal kumarın evlere girip aileleri içeriden çökerttiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve 22 seneden beri aynı iktidar tarafından yönetiliyoruz ve devletin temel mekanizması dahil her şeyin kuruluş esasları hariç değiştirildiği bir anayasaya sahibiz. Türk halkının gündeminde anayasa yok. Evet. Türk halkının gündeminde ekonomik kriz var. Evet. Türk halkının gündeminde sığınmacı ve kaçaklar var. Ve Türk halkının gündeminde erken genel seçim var. Evet. Ve şimdi Türk halkının gündemini bu tür sahte başlıklarla değiştirmeye çalışan bir iktidar bloğu olduğunu görüyoruz. Halkı düşmanlaştırmaya çalışıyor. Değerler etrafında bölmeye çalışıyor. Sizin değerleriniz bizim değerlerimiz. Bu tuzağa Türk milletinin düşmeyeceğini ve AK Partili'nin, Cumhuriyet Halk Partili'nin, Zafer Partili'nin, İyi Partili'nin, Saadet Partili'nin hepsinin bir milletin evlatları olduğu ve diğer partiler, mensupları veya onlara oy verenler hepsinin bir milletin mensupları olduğu gerçeğini asla aklımızdan çıkartmamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Evet. Partiler ve liderler geçicidir, devlet ve millet kalıcıdır. Evet. Sayın Özdar, asıl sevgimiz bu millete olmalıdır, bu devlete olmalıdır. Evet. Hızla iki soru daha soracağım.